Farinaz buradaydı. Ablam. Şimdi Onur evin gözde bekarı oldu bir anda. hatta bu finalde gözde elenmeden önce de Onur neredeyse, ben öyle algıladım, finalde olanlarınız varsa, yani evet ben artık daha ne diyeyim, tanışmaya, tanınmaya, aday tanımaya hazırım dedi. Değil mi Onur? Evet Selam. Bunu dedi. Bu da normal. Zaten bu evdeysen bunu diyorsun. Neyse. Aynı algı Farima'yla da yaratılmaya çalıştı. Farima Onur'dan hoşlanıyor diye. Farima inkar ediyor. Bunu hayır diyor. Finalde sordum. Var mı? Yok dedi. Hoşlantı apayrı bir şey. Hoşlanma. Yoksa... Hoşlantı lafı yok. Sen hadi İranlısın. Bizimkiler doşlantı, beğenti, bulantı böyle konuşuyor. Neyse. Geldi burada kız kardeşin de seni savundu. Aa. Bakalım mı oraya? Bakalım. Hadi. Sana bir sorum var. Sana dedim, kusura bakma size. Onur teşekkür olarak ilk oyu verdi değil mi? Evet. Hani koruma altına aldı. Ertesi gün oldu. Tahminlerde hiç düşünmeden Ferima dedi değil mi? Şey dedi, belki teşekkürden dolayı hani ona koruma verdiğim için beni çağırabilir dedin değil mi? Evet, evet. Bu ikincisi. Üçüncüsünü de spor yaparken sen Ferima'yı seslendin. Gel beraber spor yapalım. Üç. Evet. Sonra Ferima ne yaptı? Tek bir sefer seni kırmızı odaya çağırdı ve arkadaş olarak konuştu değil mi? Ha. Ne sormak istediğini anladım. Niye herkes o zaman Ferima'nın üzerine gidiyor? Hani ama Onur'a karşı şey var, bir şey hissediyorsun Farima, diye. Farima'da Onur'un ayrılığında eşyalarını toplarken en ben çok ağlayan, mi? Herkesin içinde ağlamaz dediğiniz Farima. Yok, ben söyleyeyim size. O olayda başka bir olay vardı. Kızlar evinde de, erkek evinde de herkes hani Onur'a ilgisi oldu. Hatta siz de söylediniz final gecesinde. Bu Farima'yı sıkıntıya mı sokuyor? Yok, diyor ki ilk adımı diyor hep Onur attı diyor ama nedense olay Farima'nın üstüne kaldı diyor. Hani biz sanki Farima'yla... sizden hiçbir şey yokmuş gibi Ferima kendi kendine size kırmızı odaya çağırmış gibi oluyor ve sanki size ilgi duyduğunu görmüş, hani göstermiş oluyor. Ben kesinlikle böyle bir algı yaratmadım. Farinaz diyor ki bu kadar azıcık algıdan siz Farima'nın Onur'dan hoşlandığını çıkardıysanız o zaman Onur'un yaptıkları da böyle böyle şeyler var. Onur da Farima'dan hoşlanıyor, algısını çıkarabilirsiniz diyor. Burada konu açılmışken bir şey sormak istiyorum. Geçen gala gecesini izledim. Ne dedim? Geçen gala gecesini izledim işte dün akşam. Orada diyorsun ya, inceleye inceleye bitiremedin. Orada ne demek istedin? Orada şunu demek istedim. Sen bu eve geldiğin günden beri diyorsun ki takip ettiğin birisi var, incelediğin birisi var. Kendi üzerimden söylemedim bunu. Tamam, ondan inceleyebilirim sonra, yani. Hatta sana bir dakika diyebilirsin, ben sen de bunu miyiz? Diyebilirim. Ha. Sen onu diyebilirsin, ben de bunu diyebilirim. Sıkıntı yok. Yani kimmiş o, inceleye inceleye bitiremedim, dedim, bir ay Seda geçti. Niye, senin inceli... mi ilgilendiriyor bende? O da damat adayı. Şöyle söyledim. Üstünü alıyor demek. Sherlock Holmes gibisin. İnceleye inceleye bitiremedin. Artık söyle kimmiş bu diye. Sor i̇şte söyle söyledim. Artık kimmiş diye. Üstüne mi alıyor sen diyorsun? Sen üstüne mi alıyorsun? Sen niye soruyorsun bu soruyu diyorum ben de. Ya ben üstüme falan almıyorum. Ben niye üstüme alayım ya? Bu soruyu sormak kadar özgür bir durum yok mu? Sana soruyorum bunu sadece. Sormak bak, ki gala gecesi dün, resmen dün bunu finalde söylemiştin. De, dün finalde söyle Seda artık Hanım, kurtulalım gibi. Bana dedi ki Sevgi Can'dan hoşlanıyor musun dedim. Hayır. Farima'dan dedi. Hayır dedim. Sana hayır dediğimde de sen bana dedin ki ama geçen hafta dedin beğeniyor musun falan demiştin. Hayır dedim. Öyle demedin. Orayı öyle iyi dedim. Hatırla Onur, iyi öyle hatırla. Dedim. Hayır ben dedim bak, ki altında bir şey aramasan, Farima altında bir şey aramasan Onur, bunları sormazsın zaten. Niye soruyorsun? Hayır. Sen onlara hayır dedim. Ben de dedim ki bak benimkini de söyle. Sen benim senden hoşlandığımı beğendiğimi söylemiştin. O zaman Latife olduğunu açıkça belli et. Çünkü öyle bir algı yaratılıyor. Tamam ben de zaten Latife öyle olduğunu gibi altına değil, basa basa finalde söyledim. Artı Seda Hanım da bana bunu sorduğunda tamam dedim. Elektrik de yok, hiçbir şey de yok. Öyle bir şey yok dedim. Öyle bir durum yok. Ben de bunu söyledim. Ablan da mesela bak. Ablan gelip bana bunu sorduğunda ben şöyle bir şey algıladım. Sanki sen bu durumdan rahatsızsın. Ki rahatsız olmaman gerekiyor. Çünkü biz seninle kırmızı odada çok net konuştuk. Kızlar evinde, salonda çok net konuştuk. Ki o zamanlar benim durumum zaten çok tazeydi biliyorsun. Yeni bitirme falan daha eşyaları toplamamıştım. Sen de dedin ki ben zaten arkadaş gözüyle bakıyorum sana. Ben Tankut'a ve sana kendimi yakın hissediyorum. Ondan dolayı da seni tanımak istiyorum dedin. Ben de dedim ki ben şu an duygusal bir şeyler yaşamak istemiyorum. Ama tabii ki de konuşabiliriz, sohbet edebiliriz. Bu durumdan hiçbir şey çıkmaz dedim. Bunun nezdinde de rahat davranarak sporda da seni yanıma çağırdım. Evet ki öncesinde bugün Adnan dedi ki ben Onur'la yapabilir miyim demişsin. Ben seni çağırmadan önce.
Ben mi demişim? Evet, hocaya söylemişsin. Bugün Adnan öyle söyledi. Hayır, öyle bir şey yok. Soralım Adnan'a. Adnan yok. Ha, öyle bir şey yok. Şaka yapmış herhalde sana. Vallahi bilmiyorum. Öyle söyledi. Niye sorarız. Bir şey soracağım? Bu niye çok benim önemli söylemediğim değil. Şeyleri bak, erkekler evi söyledi gibi gösteriliyor? Farima, bu benim için çok önemli değil. Ben zaten daha önce de söyledim. İnsan kendini bilecek önce. İnsan kendi duygularını bilecek. O yüzden ben senin orada bir eş olarak spor yapmamın herhangi bir değişik anlamlar katılmasına gerek yok. Evet, beraber bence spor yaptık. Ama ablanın burada bu konuyu açıp hani buradan ne çıkartması gerekiyor? Benim şöyle abi, bak niye açtığını ben şöyle tahmin ediyorum. Farima Onur'dan hoşlanıyor diye bir algı yaratıldı ya evde. Evet. Bu doğru değil. Bu algıyı siz nasıl yarattıysanız Onur da hoşlanıyor diye yaratabilirdiniz diye. Anladım. Bana karşı bir şeyler hissediyor olabilir diye. Onur bunu nereden çıkarıyor ki? Ablası bir de her şey oldu. söyleniyor. Sonra latife oluyor, şaka oluyor. Sor. Ya ben... Sen bu algıyı nereden çıkardın de. Sor Farima. Şimdi Farima bak. Şu çok kötü bir durum mu? Yani beni beğeniyor olman. Kötü bir durum değil. Değil. Bak Onur, ben bunu geçen bu gayet gülerek, latife yaparak sana da bunu söyledim. Biz anlamıyoruz. Değiliz o zekada. Sor soruları. Ben bir soracağım sizinize. Ya konuş şu. Ben zaten ablama bunu söylettirmedim veya böyle bir şey yok, tamam mı? Peki. Gelen sorular... Onlar nereden çıkardı sence Onur'dan hoşlandığını? O Farim Onur'u beğeniyor algısı nereden çıktı? Bize evet, bunu açıkla. Ben de onu soruyorum sana. Şuradan abi çıktı. Bir örnek daha vereyim. Sen kırmızı odaya çağırırken ben Onur'u daha yakından tanımak istiyorum diye bir söz söylemişsin. Bizim erkekler evinde de bu durum biraz tartışıldı. Zaten kırmızı odaya çağırdığı zaman öyle bir şey cümle kullanılıyormuş. Tamam işte, tamam bak, işte burada kurduğumuz cümleler, tavırlar birazcık büyütülüyor ya. Bizim evde de bu cümle birazcık büyütüldü. Yani işte acaba yakından tanımak mı istiyor falan filan, ama işte geçenki bu hani latife durumuna da geleceğim. Farima seni beğeniyor olabilir mi dediklerinde evet beğeniyor olabilir dedim ben. Yani bunda kötü bir şey yok. Seni böyle kötü bir pozisyona sokacak bir durum da yok. Ben kötü yani durmaz. Eğer biz bu durumlarda, eğer biz bu durumlarda gerçekten yanlış anlaşılacaksak... Onur, bunun iyisi hiç konuşmayalım. Ya konuşayım mı? Ben soruyorum, konuş. Asla böyle bir şey yok diyor. Bana konuşayım da öyle diyor. Bu bak, arada konuşayım mı? Durum şu, bunun iyisi kötüsü yok. Ben sadece yanlış algı yaratılmasını istemiyorum, tamam mı? Ben diyorum evet, ki eğer ben bir kırmızı odaya çağırdığım zaman herkes diyor ya... Farima Onur'dan hoşlanıyor, beğentisi var vesaire vesaire... Ablam da öyle bir şey sormuş zaten. Bunları yapan da Onur demiş. 1'e 4, 5 demiş. Niye o zaman Onur tarafından böyle bir algı yaratılmıyordu? Farima tarafından çok basit, yatıyor diye çok bir soru basit, sormuş. Çok basit. Ben çok net bir şekilde daha yeni ilişkim vardı ve yeni ilişkim bitiyordu. Çok net cümleler kuruyordum. Ondan dolayı da insanlar zaten benim üzerimden böyle algılar yapamamıştır. Bu çok normal. Sen de buraya yeni geldin, yeni bekar gelin adayısın. Benimle bir sohbet muhabbet içerisinde olduğundan dolayı da bunları düşünmüş olabilirler. Buna çok büyütmemize gerektirecek bir şey yok. Ben zaten büyütmedim. Sana gelir insanlar Onur'dan mı hoşlanıyorsun dediğinde, Onur'u mu beğeniyorsun dediğinde, eğer beğenmiyorsan ve hoşlanmıyorsan hayır dersin ve geçersin, yani bu kadar basit. Tamam, ben zaten varmıyorum olan. Bence cilveleşiyor. Öyle mi gözüküyor? Öyle bana öyle geldi. Yeni kızlara öyle sorayım. Yeni eski kızlara. Bence cilveleşiyor. Bana duygu öyle mi geçiyor? Bana öyle geçti. Gülümsüyorlar i̇şte şöyle falan, şöyle falan yaptılar. Onlar iyi anlaşıyor arkadaş olarak da, ama bir de o var. Ya bu ev arkadaşlık evi. Seda'nın ben böyle konuştum da o taklit etti. Ben böyle konuştum. Şu benim dikkatimi çekiyor Seda Hanım. Farima normal tartışmalarda bak, bağırıyor, çağırıyor, fevri davranışlar yapıyor. Onur'la yumuşak konuşuyor. Kemal senden beklemezdim. Geçen Onur'la kavga ettiğim zaman niye dedin o zaman? Niye bu kadar çıkış yapıyorsun, niye bu kadar bağırıyorsun bak, diye. Bak bunu ama ben ama de fark şakaydı, ettim. Soracağın soruyu bile şaşırdım. Şakaydı. O yaptığın şakaydı, tartışmaydı o. Sürekli gülümsüzlüğü. Ama Onur da hoşlanıyor bence. Duydun mu Onur? Efendim, duymadım. Sen de mi hoşlanıyorsun Onur? Ya hayır tabii ki ben hoşlanmam. Şaka gününde bile bağırıp ya çağırıyordum. Sizce... Onur gülümsedi. Ben yine de bağırıp çağırmama devam Farima, ettim. Farkında Farima, mısın? Bak ben zaten güleç bir adamım. Gülebilirim. Konuşmalarım da bu şekilde tamam, olabilir. Tamam, onlar bunu çekiyor. Ama, farkında mısın? Bak, ben çekmiyorum. Benim ağzım var. Sakın yanlış anlama. Şu an hoşlanıyor musun dedi, diye sordular. Hayır, hoşlanmıyorum. Böyle bir durum yok. Ama bu seni rencide etmesin. Böyle bir durum söz konusu değil yani. Peki tamam. Bakalım bu evde daha neler olacak. Dakika bir, gol bir, neler oldu. Yarın yine görüşürüz. Hoşçakalın. Çok ciddi bir şey konuşuyordum orada ben. Böyle yapıyorum. Ciddi bir şey konuşuyordum. Hayır, niye taklitimi yapıyor? Hayır. Artık. Ben dedim öyle değildi bak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim.
Tanıştırdın. Bak güldüm hatta. Bir ona ben bir sana baktım. Ben dedim ki. Ben bu konuları dinlemek istemiyorum. Bak ben dedim ki hayır öyle değildi Onur. Benim dediğim hayır, gibiydi. Böyle bak şu, çok hayır öyle yapıyorum. Değildi Onur. Ama böyle hani içten bir gülersin ya. Böyle o da böyle yaptı. Orada ben çok sinirlendim ama. Şuraya da yazıyorum Onur'la sizin aranızda bir şey olacak. Çok farklı anlatıyor. Siz anlamıyorsunuz benim ne dediğimi. Çok farklı anlatıyor mevzuyu. Olabilir aşkım onu bilmiyorum. İşte beğentisi var filan dedim ki lütfen benim hakkımda şaka yaptığını söyler misin dedim. Ondan sonra dedi ki evet Latife'ydi veya şakaydı. Sürekli böyle bir algı yaratıyor. Hayır işte, belki görevimdeki her şeyi şakaya bağlama olayı da sinirim bozuyor. Hayır seninle ilgili Ferma bir şey fark ettim. Gerçekten aldı. Bu sefer makara yapmayacağım. Hani neydi senin hoşlandığın çocuğun adı? Kemal. Kemal şey hakkında konuşmuş ya Tuğçe hakkında konuşmuş ya. Öf, sen bildiğin Tuğçe'ye sinirlendin. Kemal'e sinirlendin. Hatta Kemal konuşuyordu. Ya öf falan yaptın. Bana bir az önce dedim. Bir dakika. Bana az önce sen şey dememiş miydin? Kemal benim çok yakın arkadaşım. Evet. Şimdi Adnan çok konuşsa da ben ya öf yapmam. Ama çünkü Adnan'dan hoşlanıyor olsam hayatım, ve Adnan mı? Başkasına karşı meylini belli etse ben de ya öf yaparım. Bu kadın psikolojisidir. Hayır asla. Aynısını ama ben de Yağmur'a söyledim. Orada ben konuşurken araya girdiği için bir susla bir konuşayım dedim Yağmur, ya. Yağmur Allah aşkına ya. Yağmur değil. Yağmur değil şey. Sevgican. Sevgican Allah aşkına ya. Sen iste kısmetse olur. Sen yeter ki sen.